Efendim abi. Oğlum sana iki tane muhteşem haberim var. Ama önce hayati önemi olandan başlıyorum. Arsayı sattık. Para işi tamam. Bugün duydum tek iyi haber. İkinci haberi veriyorum o zaman. Abi ben... Oğlum sen niye öyle bir şey dedin ya? Ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Abi Rüzgar'ın dedesi fenalaştı. Hastanedeyiz. Yapma be. Oğlum üzüldüm vallahi ya. Geleyim mi ben de? Yok yok. Gelmene gerek yok. Ben bir şey olursa sana haber veririm. Tamam bak bir şey lazım olursa mutlaka haber ver ha. Bu arsa yaşında oldu bil. Bundan sonra hep gülecek oğlum yüzümüz. Hiç sıkıntı kalmayacak merak etme. Tamam. Sağ ol. Sağ ol Bülent. Başak. Pelin geldi. Peluşum, bende bir değişiklik görebiliyor musun Peluşum? Ay yok, bence tam göremedi o. Ben Peluşum gözlerini açayım, sen böyle içine sok istiyorsan. Başak, çok güzel bir haber bu. Ne oldu sana? Sana bir şey olmuş. Yine çok acayip bir şey geldi başına değil mi? Ne oldu? Başak, kızın yüzünün halini görmüyor musun? Rüzgar değil mi? Yine tersten esti o değil mi? Hı? Evet, Rüzgar'la ilgili. Ama bu sefer suç bizde. Ben size diyorum, gidelim şunu çıkışta kıstıralım diyorum. Yapmıyoruz. Ay Başak, ay illa ağzını mı kapatalım ya? Allah Allah. Ne oldu Peluş'um, söyle. Hı? Kızlar, çok kötü şeyler oldu. Rüzgar'ın dedesi bizim yüzümüzden fenalaştı. Kalp krizi geçirdi, şimdi de hastanede. Niye sizin yüzünüzden olsun ki? Günleri sayılı demedin mi sen Peluş'um zaten? Hayır, Bengüs'ü bile bir kere söyleyince anlıyor yani. Kuzum, öyle bir şey olmamıştır. Yani kimse kimseye böyle bir şey yapamaz değil mi? Bizi Sinan'la birlikte gördü. Anladı sanırım. Yığıldı kaldı adam. Akrom, ah yavrum, ah kızım. Ah Melek. Senin bir tane. Yok kızım. Durum nasıl? Otur bir. Durumundan dolayı ameliyat yapmadık, riskliydi. Anjiyo yaparak sorunu gidermeye çalıştık. Tamam, peki telaşlanmamızı gerektiren bir şey var mı? Tüm olumsuzluklara rağmen sonuç iyi. Turgut Bey'in hastalığının ne kadar ciddi olduğunu biliyorsunuz. Ama şu an gayet iyi diyebiliriz. Birazdan odaya alınacak. Yorgun olabilir. Sağ olun. Sağ ol. Bir şey olmaz zaten canım. Benim dünürüme bir şey olmaz. Bizim daha çok işimiz var. Düğün yapacağız daha. Eğlencemiz var. Yani siz inanıyor musunuz böyle sizi kendi aranızda nikah kıyarak serbest bırakacağıma? Ha? İyi tamam peki. Tamam, o kadar çok eğlenmeyiz. Ama kendi aramızda bir düğün, dernek bir şeyler kurarız değil mi? Kurarız ya. Ay kurarız, ay kurarız. Yaparız, yaparız. Yapacağız anne, yapacağız. Peluşum, çok hasta birinden bahsediyoruz yani. Kendini suçlama. Kızlar hastaneye gidinceye kadar hiç uyanmadı. Belki de hiç uyanmayacak. Günleri sayılı bir adamdan bahsediyorsun. Farkındasın değil mi? Yani zaten bana kalırsa da sizi birlikte gördüğü için falan değil. Yani adam hastalığının son dönemlerinde değil mi zaten? Kızlar bana güç vermeye çalışıyorsunuz. Haklısınız, anlıyorum ama biz Sinan'la yanlış yaptık. Yok, yani orada bir duracaksın. Orada yanlış yapan sen değilsin ki. Rüzgar dedesine yalan söyledi. Haksız mıyım? Ha, haklısın. Lafı ağzımdan aldı. Doğru söylüyor Peluş'um. Biz de ona yardım ettik. Sabredebilirdik.
Enzo'nun sevdiğini öpmesi ayıp değildir ki. Ama dedesine yalan söylemesi çok ayıptır. Öpüşmeye baktı diye kimse ölmez ki. Cimcime, sen nereden çıkardın şimdi öpüşme falan? Bunu hep sen yapıyorsun, biliyorsun değil mi Başak? Ay Simoş, ne alakası var ya? Yine bana patladın, Allah Allah. Ne demek ne alakası var? Sen yapıyorsun. Hayır ne, ben neyi öğretmiş olabilirim ki ona? Üzülme, bence o amca iyileşecek. İnşallah dediğin gibi olur güzelim. Evet Bengüsücüğüm, iyileşecek. Kimseye hiçbir şey olmayacak. Bak benim dualarım Rüzgar'ın dedesiyle, senin de öyle olsun. Ya hem benim düğünümün önünde sonunda kimseye bir şey olamaz. Ya bak görüyor musun, yine bir yerden soktu şu düğünü yani. Yani ben de seni dinliyorum, normal bir şey söyleyeceksin diye. Ya sistalar yani, benim de kendimce şimdi haklı sebeplerim var. Evet var, yani ilk 5 saniye seni ciddiye aldım ama sonra niyeti bozdum Başak. Bak, bak telefonunu çıkarıyor. Kesin annemi arayıp beni şikayet edecek. Sinan'ı mı arayacaksın? Hı. Bir bakayım durumlar nasılmış. Ara bakalım. Canım. Yavrum. Artık yavrum, ben biraz daha kalabileyim isterdim yanınızda. Yani getir götür, bir takım işler olur. Yok Melia teyzeciğim, merak etme sen. Sinan zaten benim yanımda hep. Ondan gözüm arkada değil ya. Sen merak etme annem. Ama beni haberdar edin. Tamam mı? Sen buralardasın biliyorum ama bir şey konuşmam gerekiyordu. Ay çok çok özür dilerim. Kusura bakmayın tabii. Sağ olun Rüzgar. Canım, ya böyle işin başından aşkın bir de ben yük oluyorum evladım ama söylemesem çatlayacağım. Ne oldu anne? Gene Necip'in iştir. Yine ne yaptın? Ya böyle eskisi gibi değil tek yani ama yani Necip yani. Tamam söyle ne yaptın? Bu arabasının arka koltuğunda bir bebek bulmuş. Sen al bebeği getir eve kimsesizdir diye. Ya bunlar 2 gündür ana baba olduk diye seviniyorlar. Ya evladım bir şekilde bir gelsen de ikimiz karşımıza alıp şunları bir konuşsak. Tamam, tamam. Burası bir rahatlasın da ondan sonra gelirim. Tamam canım, tamam yavrum. Canım. Kurban olayım. Önemli bir şey yok değil mi? Ha yok, Filya'dan arıyorlar. Bir şey soracaklar herhalde. Tamam canım. Hadi ya. Tamam anne. Hadi sıkma canım. Canım. Kolay gelsin. Efendim canım. Ya ben de seni arayacaktım şimdi. Artık üzülmene gerek yok. Dedesinin durumu iyi. Bak ben kendimi iyi hissedeyim diye söylemiyorsun değil mi? Tabii ki hayır Pelin. Sen nasılsın? Ya bırak şimdi beni. Rüzgar'ın dedesi iyi olsun da ben başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Beni. Çok özledim ben seni. Ben de. Bugün bir yolunu bulup mutlaka yanına geleceğim. Bak bu arada... Rüzgar'ın söylediklerini kafana takma olur mu? Yani gördün işte sinirliydi, ne söylediğini bilmiyordum. Gel ama. Yani sonra uyku tutmuyor. Sabaha zor ediyorum. Tamam, merak etme. Hadi öpüyorum. Ben de. Nasılmış? Beni çok özlemiş. Kim? Rüzgar'ın dedesi Turgut amca mı seni çok özlemiş? Ay yok ya, Sinan. Kız adam nasılmış? Dedesi iyiymiş, iyiymiş, daha iyiymiş. İyi, gülsün artık yüzü. İyi, aynen bak. Oh, sıkıntı kalmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.